Bize topların kaçırıldığını söylemiştiniz. Şimdi Kemankeş Paşa'nın elinde olduğunu söylüyorsunuz. Ama ben bahsettiğiniz ismi tanımıyorum. Söyleyin. Bize gönderdiğiniz name mi doğru? Yoksa az evvel işittiklerim mi? Siz beni yanlış anladınız. Ben size kendimi iyice bir anlatayım. Anlaşırdık. Kendisi payitahta dönen siyaseti de iyi bilirdi. Hele ortak iş yaptıklarıyla fesat çıkartmamaya gayret ederdi. Her şeyden önce benim kendisiyle çalışmak için kimleri heder ettiğimi de çok iyi bilirdi. Bana babamı anlatmayın. Babanızı değil. Babanızın gözünden Şahsuvar'ı anlatıyorum. Siz de beni babanızın gözünden görün ki iş yaparken bir daha kanımı dökmekle tehdit etmeyin. Babanız şunu da iyi bilirdi. Benim kanım ancak bu kadar akar. Ama benimle ters düşenlerin ki oluk oluk akar. Zehrin ne olduğunu biliyor muyuz? Maalesef. Ama bir an evvel tetkik etmeliyiz. Bunu başka odaya alalım. Kendinden bahsettiğin için müteşekkirim. Böylece daha iyi tanışmış olduk. Sen kendinden bahsetmeden evvel biz de azabı elem topları hakkında konuşuyorduk. Bahsettiğiniz paşa adı neydi? Kaptanı Derya Kemankeş Paşa. Şimdi asıl soru şu. Toplar Kemankeş Paşa'nın elinde. Peki Kemankeş Paşa bizim elimizde mi? Şimdilik değil. Yani ne toplar var elimizde ne de paşa, öyle mi? Evet. Lakin Kemankeş Paşa çok yakında avcumuzun içine düşecek. Nasıl olacak o? Kemankeş büyük bir hata yaptı. Devlet malı, keresteleri kendi malıymış gibi bir tüccara peşkeş çekti. Bu meseleyi sultan duyarsa Kemankeş'in ne kaptanı deryalı kalır ne de paşalığı. Kellesini kurtarırsa âlâ. Peki bu bahsettikleriniz ne zaman olacak? Yakın zamanda görülecek bir mahkeme var. Bütün tertibim o mahkemede karşılık görecek. Size itimat ediyorum. Ve sizden gelecek güzel haberleri bekliyorum. Eğer o topları gönderebilirsek Osmanlılarla Fransızların ittifakını bitiririz.
senden küçük bir hatıra mı?